Türkiye seçim atmosferine girmeden, meclis tatile girmeden hakimler, savcılar, yüksek kurulu, diğer bazı tartışılan yasalar gibi AKP'nin gündeminde hızlıca meclisten geçirildi. Büyük yankı uyandırdı. Kanlı görüşmeler oldu adeta meclis genel kurulunda. Milletvekillerinin kavga nedeniyle burunları kırıldı, burunları kanadı. Böylesi gergin ortamda HSYK geçti. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu düzenlemesi. Çok dikkat çeken tartışma anayasaya aykırılık boyutuydu. Zira zaten Anayasa Mahkemesi'nden dönecek denildi. Ama bu sürede neden yapılıyordu bu yasa? AKP, HSYK düzenlemesinin ardından HSYK'nın yapısını değiştirmek istediği için, paralel yapı diye suçladığı o yapıyı temizlemek için. Zaten Adalet Bakanlığı'nın icraatları da sürüyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunda hızlı bir atama rüzgarı esiyor. Görevden el çektirilme, görev yerleri değiştirilme fırtınası esiyor. Şimdi bu boyutta HSYK'yı gördük, yaşadık. Anayasa Mahkemesi'ne de CHP'nin 3. başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nde de bir süreç işliyor. Ve biz bugün Yargıtay Onursal Genel Sekreteri, Adalet Bakanlığı'nın emekli müsteşarı, sevgili izleyiciler, konuğumuz Uğur İbrahim Hakkıoğlu'nu ağırlıyoruz. Ve aslında HSYK'nın ne olması gerektiğine varmak istiyoruz ama tüm bir tartışmalarıyla yaşadık hakimler, savcılar, yüksek kurulunu. Şu an orada ne oluyor acaba? Sizin aktarabileceğiniz bilgiler neler diyelim? Bu düzenlemeden sonra ne yaşıyor hakimler, savcılar, hay yüksek kurulu? Hay hay. Hoş efendim, geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Semra Hanım, evvela müsaade ederseniz HSYK nedir ve hangi amacı taşımaktadır, bunu izah edelim. Malum olduğu üzere demokratik rejimlerde devletin 3 ana gücü vardır. 3 ana erk: yasama, yürütme ve yargı. Bunlar birbirinden bağımsızdırlar ya da böyle kabul edilir. Bu bağımsızlığı özellikle yargı bakımından gözetmek zorundayız. Çünkü eğer mahkemeler ve hüküm veren hakimler iktidara bağlı olurlarsa, orada insanlar kendilerini güvende hissedemezler ve adalet de oluşturulamaz. Bu sebeple hakimlerin iktidardan bağımsız şekilde özlük işlerinin görülebilmesi, tayinlerinin, terfilerinin, atamalarının, yer değiştirmelerinin ve disiplin cezalandırılmalarının yapılabilmesi işlemi bağımsız bir kurula verilmiştir. Bu bağımsız kurula da biz HSYK diyoruz kısaca. Yani bir hakimler anlamda denetimi de yapan bir kurul mu? Evet, hakimler ve savcılar genel kurulu. Denetimi Adalet Bakanlığı yapıyordu. Bu son değişimle müfettişler ikiye ayrıldılar. Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Bir insana bağlayacaksanız, bu bağladığınız kişi başbakan olmuş, HSYK başkanı olmuş, Adalet Bakanı olmuş, çok fazla bir şey fark etmez. Eğer hakimlerin gerçekten bağımsızlığını ve vatandaşlar nezdinde güvencesini sağlamak istiyorsak, onları şuna veya buna bağlamak değil, bir sisteme bağlamak zorundayız. Çünkü homo homini lupus diye bir meşhur Yunanca'da söz vardır. İnsan insanın kurdudur derler. Evet. Bir insanın tayinini bir başka insanın eline verirseniz, bu eline verdiğiniz kişi ha iktidarın başı olmuş, ha yargının başı olmuş, çok fazla bir şey fark etmez. Zaten eğer yargı bağımsızlığı çok sağlam esaslarla Türkiye'ye kurulmuş olsaydı, şu kadar küsur senedir devam eden cumhuriyetimiz bunu başarmış ve yargı bağımsızlığını gerçek anlamda kurmuş olsaydı, bugün bunun üzerinde bu oynamalar yapılamazdı. Şu andaki HSYK'yı, şu andaki iktidar zaten ip değişimini yaparak kendisine bağlamak istedi. Ama sonradan farkına vardı ki başka bir yere bağlamış. Onun üzerine yaşadığınız bu sefer... Yaşadığınız şey bu yani, evet, aslında. Onun üzerine bu sefer oraya değil de kendime bağlayayım dedi. Bütün bu değişiklikler bu. Şimdi bu iktidar gitse bir gün bütün iktidarlar değişir. Yeni bir iktidar gelecek. O iktidar da kendisine bağlamak için başka çözümler arayacak. Ve bu böyle devam edecek. Yani bu aslında yargının bağımsız olmadığının tescili. Gayet tabii. Eskiden de değildi. Bugün de değil. Gittikçe daha çok bağımlı hale geliyor. Çünkü her iktidar yargılama yapan kişilerin kendi sözünü tutmalarını ister. Bu insanın
tabiatında vardır. Doğal bir şeydir. Bir adam başbakan, bakan olduğu zaman kendi görüşlerine, düşüncelerine ve isteklerine aykırı karar veren hakimlerin mevcudiyeti onu son derece rahatsız eder. Allah Allah, o zaman ben neciyim burada der. Şimdi bunun da bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir parantez açalım. Bütün gazetelerde gördük, şu anda da ekranlarımızda gazetelerde akıyor, manşetleri görüyoruz. Bütün gazetelerde var olan bir haber var. Hemen hemen bütün gazetelerde var olan yeni bir ses kaydı çıktı. İddiaya göre Başbakan'la eski Adalet Bakanı arasındaki bu ses kaydında Aydın Doğan'la ilgili bir medya patronuyla ilgili bir dava konusunda Başbakan iddiaya göre Adalet Bakanı'ndan davayı takip etmesini ve sıkı tutmasını vesaire telkinde bulunuyor, tavsiyede bulunuyor, istiyor. Şimdi yargının bağımsız olmadığını tescilleyen bu iddia bu. Şimdi bu istek önemli değil. Bu istekler eskiden de olurdu. Önemli olan o hakimin o bakana karşı bağımsızlığının temin edilmesi. Yani Adalet Bakanı'nın telefonu açıp da ya hakim bey bizim Sayın Başbakanımız rica ettiler şu konuda şöyle karar ver diyememesi. Ya da dediği takdirde hakimin aman Sayın Bakan sen kimle konuşuyorsun diyebilmesidir. Şimdi bunun da teminatı HSYK ile değil sistemle olur. Ve hakim bağımsızlığı anayasayla kanunla temin edilmez. İyi bir atama nakil yönetmeliğiyle temin edilir. Bu kadar basit diyorsunuz. Bu kadar basittir bu iş. Ama buna hiç kimse yanaşamaz. Ben Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı'na cepheden geldim. Mersin Başsavcılığı'ndan geldim. Yani burada aşağıdan başlayıp da bürokratik kademelerden işte daire başkanı, genel müdür yardımcısı falan filan böyle aman efendim yaman efendim diye yükselerek değil de cepheden gariban saf Anadolu çocuğu olarak savaştan getirildik ve buraya konulduk. 1996 yılı diye 96'da. Görüyorum. Ve gelir gelmez tabii bu bozukluğu düzeltmek için hemen bir takım reform çalışmalarına başladım. O reformların tasarılarını ortaya koyduğum zaman neredeyse kiralık katil tutacaklardı beni vurmak için. Çünkü bunlar gelirse bizim ne hükmümüz kalır dediler. Şimdi İbrikçi başı hikayesi vardır. Adamın birini Osmanlı zamanında ibrikçi başı yapmışlar. Birisi geldiği zaman onu bırak şu ibriği al diyormuş lavaboya gideceği veya abdest almaya gideceği zaman. Birisi de aceleyle ne dediyse o ibriği almış gitmiş gelmiş. O zaman tabii musluk falan yok. İbrikteki suyla gidiyorlar. Ya demiş sen niye demiş bunu bırak da onu al dedi. Ne farkı var bu ikisinin arasında? İkisi de su dolu ibrik. O zaman demiş bizim ibrikçi başılığımızın ne kıymeti kalacak burada demiş. Ona da karışamazsak yani. Arasına bir şeye müdahale etmemiz lazım. Şimdi eğer gibi mi biraz? Sistemi sağlam kurarsanız HSYK birçok demokratik Avrupa ülkesinde yok. Sistemi sağlam kurarsanız isterseniz Adalet Bakanı'na bağlı hiçbir şey değişmez. Anlatabiliyor muyum? Sistem nedir? Sistem şudur. Bizim hazırladığımız ama hiç kimsenin sağcısının solcusunun hiç kimsenin asla kabul edemediği, benimseyemediği sistemde hakim ve savcılar objektif kurallarla değerlendirilir. Bu objektif kurallar nasıl olur? Puan sistemiyle olur. Liseyi pekiyle bitirene bile bir puan vermiştik. Yani demek ki bu çocuk daha çocukken bile emsaller arasında temayüz etmiş. Ondan sonra üniversite notları, tayinleri, atamaları, görev yaptığı yerler, çıkardığı iş miktarı, çalışmaları, varsa master'ı, doktorası, müfettiş raporları, Yargıtay notları, başarı oranları, bütün bunları değerlendire puan, herkesin puanı belli olur ve herkes yargının ve mesleki başarının neresinde olduğunu kağıt üzerinden görür. Yani mezhebi falan da oluyor mu böyle puanlamalar? Hayır efendim, mezhep olmuyor. Mezhep bugünlerde tartıştığımız konulardan birisi. Mezhep ve inançlar hiçbir zaman objektif bir değerlendirme değildir. O tamamen insanın kendi iç dünyasıyla alakalı bir şeydir. Cezaevlerine bakarsanız mesela ben hiç ateist adam görmedim cezaevinde yani. Efendim, halbuki adam dinsiz değil mi daha fazla şey yapması lazım yani suç işleri. Hiç cezaevinde ateist adam yoktur suç işleyenler arasında. Her neyse o ayrı hikaye, oraya girmeyelim. Biz bu şekilde bir objektif puan sistemi hazırladık ve puanı en yüksek olana öncelik tanımak. Ne de? Yüksek mahkemeye seçimlerde, büyük şehirlere atamalarda, istediği görevleri vermede
Ama bu hiçbir zaman kabul görmedi. O zaman bizim şimdi de hükmümüz olacak. Şimdi siz 1996 denildi. Yılında kriterlerle atamaları gerçekleştirmek için, tabii, bu sistemi düzenlemek için bir reform bunu yaptınız. Hazırladık. Bunu kimse kabul bir etmedi. Bir örneği var mıydı dünyada bunun? Birçok yerlerde böyle sistemler var. Buna benzer sistemler var. Ama biz bunu bir yerden örnek almadık. Zaten bizim kendi toplumumuz orijinal bir toplumdur. Kimseye yani farklı bir toplumdur. Yaklaşımları farklıdır. Gazetelerde görüyorsunuz halk bağırıyor. Biraz az yesinler diyor. Yani demek ki yiyebilirler demek istiyor. Veya bize niye vermiyorlar diyor falan. Siz, demokratik toplumlarda böyle bir şey duydunuz mu? Bu objektif kurallara bağlanmadıkça hakimlerin ve savcıların terfileri, siz HSYK'yı ne şekle sokarsanız sokun, sayıyı ne kadar yaparsanız yapın, başkanını ister Adalet Bakanı yapın, ister başbakan yapın, isterseniz hepsini iktidara bağlayın, hiçbir şey değişmeyecektir ve yargı bağımsızlığı sağlamayacaktır. Çünkü hakimlerin en çok çekindikleri şey zamansız atamalardır. Bizim gençliğimizde bu daha kolaydı. Çünkü hakim ve savcıların iki sandık eşyaları vardı. Tayin çıktığı zaman da o iki sandık eşya kamyona yüklenir. Kendileri de şoför mahalline oturur. Yeni tayin oldukları yere giderlerdi. Zaten çocukları ilkokul, ortaokul her yerde var. Efendim, eşleri de genellikle ev hanımı. Bir şey değişmiyordu. Lojman da aynı yerdeydi. Bugün öyle değil. Bugün İstanbul'da öyle meslektaşlarımız var ki yerleşmişler. Oğlu kolejde, kızı üniversitede, hanımı eczacı veya iş kadını, ondan sonra birçok ailevi bağlantılarla oradan kopmaları halinde büyük sıkıntılara duçar olacaklar. Bu sıkıntılar sebebiyle hakimlerimiz maalesef atamalardan daha çekinir hale geldiler. Şimdi bu yumuşak karı bulunur da kullanılmaz mı efendim? Onun için de iktidar mümkün olduğu kadar bu atamaları yapacak olan kurulun kendisi tarafından oluşturulmasını, kendisine yakın kişilerden seçilmesini arzu eder. Bundan doğal bir şey yoktur. Biz bunun için ne yapacağız? İnsanı insana bağlamak değil, insanı objektif kurallara ve sisteme bağlamak. Kriterler lazım yani son kriterler derece. Kriterler yapacağız. Bir de HSYK'da tabii şu anda bir yatay sistem var. Yani işte disipline başka bir kurul bakıyor, atamaya başka bir kurul bakıyor. Halbuki bizim düşündüğümüz sistemde dikey bir iş bölümü vardı. Hakimler için ayrı bir kurul, savcılar için ayrı bir kurul, daha doğrusu daire, hakimlere bakan bir daire, savcılara bakan bir daire, idari yargı hakim ve savcılarına bakan bir daire. Bu daireler kendi başkanlarını kendileri seçiyorlardı ve her zaman büyük eleştiri konusu olan yıllardan beri bakan ve müsteşar kurulda bulunmasın. Şimdi bakan ve müsteşarın kurulda bulunmasının sakıncaları var, bulunmamasının sakıncaları var. Biz iki sakıncayı da yok edecek ve bu iki görüşü telif edecek sistemde müsteşarı sadece savcılarla ilgili kurula dahil ettik. Savcılarla ilgili daireye üye yapmak suretiyle bir kere müsteşarın hakimler üzerindeki etkisini ve hakim bağımsızlığının zedelenmesini önlemiş olduk. Bakanı da, Adalet Bakanlığı da kurulun başkanı yapmak suretiyle hem kendisini onara etmiş olduk, hem de her türlü çalışmanın, daha doğrusu çalışmaların büyük kısmının dışında tutmuş olduk. Daireler toplanacaklar, kendi aralarında karar verecekler. Bu kararlara herhangi bir itiraz halinde 3 daire birleşip genel kurulda İtirazı inceleyecek ki işte bakan ancak o genel kurula başkanlık yapacak. Orada da zaten bir tek oyu var, 15 oydan bir tane. Hem onore etmiş olduk, hem de yargı bağımsızlığına iktidarın etkisini asgariye indirmiş olmuştuk. Ama dediğim gibi hiçbir iktidar bu sistemi istemez. Bakın bu iktidar asla istemeyeceği gibi bundan sonraki gelen iktidarlar da neden? O gücü elinde bulundurmak tabii, için çünkü yani. Çünkü gücü elinde bulundurmak. O bakımdan... Elbette ki şu anda HSYK kanununda yapılan değişiklik hem anayasaya aykırı hem yargı bağımsızlığa aykırı. Ama bunu yapan adam demez mi? Eskiden de böyleydi kardeşim. Siz eskiden de yaptınız yani. Evet, hem anayasa hem yargı bağımsızlığı. Hepsi, yani daha iyi bir aykırı. Şey çıkmayacak sonuç olarak. Onu... Hepsine aykırı. Yani yüksek mahkemeye üye seçimlerinde objektif kurallar yok. İşte birinci sınıf olmak, cezası bulunmamak, bilmem ne olmak. Onlar zaten hakimlerin yarısı o şeyin esasının içine giriyor, o sistemi, o kuralların içine giriyor. Yani evvelden de bunun objektif bir kuralı yoktu.
Dolayısıyla bugün iyice... Yani artık, aslında siz demin özetlediniz herhalde, altını o şekilde çizebiliriz. Referandumda kendine bağlamak istedi. Baktı ki başkalarına bağlanmış. Evet, yanlışlık olmuş. Cemaate hata gitmiş. Etmiş. Evet. Şimdi onu düzeltmek için kendine bağladı. Şimdi kendine bağlamak istiyor. Şimdi bunlar gitsin, başka iktidar gelsin, ister sağ gelsin, ister sol gelsin, o da kendine bağlamak isteyecek. Efendim. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Ama olması gerekeni de siz olması özetlediniz. Bir tayin yönetmeliğiyle çözülürmüş diye. Tamamen objektif kurallara bağlı. Tabii ki bu objektif kurallarda HSYK'nın da bir rolü olacak. Sıfırlanmış olmayacak. Ama diyelim ki Yargıtay'a üye seçilecek. 15 üye seçilecek. Puan durumu en yüksek olan 30 kişi, 15 bin hakim ve savcının içinde en yüksek puanı olan 30 kişi HSYK'nın önüne getirilecek. İşte bu 30 kişi içinden 15 kişi seçeceksin. Keyfin kimi isterse onu. Tabii keyif kelimesini espri olarak kullanıyorum. Hı hı. Elbette ki puanı çok yüksek olup da bazı nakiseleri olanlar olabilir. Ama bu 30 kişi içinde 31. yok. 31.'yi seçemezsin. Halbuki bizdeki şu andaki sistemde 1131.'yi bile seçebilirsiniz yani. Hiçbir sakıncası yok. Herhangi bir kriter yok. Tabii onun böyle için, olunca da evet, işte mezhepleri tabii söz konusu olabilir. Her şey söz konusu. Söz konusu her olabilir. Şey söz konusu olabilir. Bakınız bu sistemi kim yaptı? Örnek veriyorum. Bu sistemi noterler yaptı. 1970'li yıllardı zannediyorum. Halis Tokdemir ve Fuat Bilgin adlı iki politikacı ve aslen noter olan kişi, bir de İstanbul Noter Odası Başkanı vardı, adını şu anda hatırlamıyorum, çok muhterem bir zattı. Bu insanlar noterlik kanununu hazırladılar ve o zamanki iktidara kabul ettirdiler ve bu kanun hala şu anda yürürlükte ve Türkiye'de şu anda en güvenceli ve en objektif kurallara bağlı meslek noterliktir. Cumhurbaşkanı kardeşini istediği vilayete vali yapabilir ama İstanbul'a noter yapamaz. Evet. Eğer hukukçuysa İstanbul'a başsavcı yapabilir ama İstanbul'a noter yapamaz. Çünkü onlar objektif kuralları koydular. Bir sisteme oturttular. Listede öndeki noterin yerini hiçbir zaman bir alttaki noter alamaz. Ya en sağlıklı sistem tabii, şu anda hiç duymamıştım. Noterlik güvencesi diye bir şey anayasada var mı? Yok. Anayasada noterlik güvencesi yok. İhtiyaç yok çünkü. Ama o kadar sağlam bir sistem kurulmuş ki, eğer sistemi sağlam kurarsanız hangi iktidar gelirse gelsin onu değiştirmeye cesaret edemez. Ona dokunamaz. Değiştirmeye cesaret edemez. Ama şimdi siz örnek verdiniz, şimdi değişmesin diyelim yok, yani. Yok, kolay olmaz o. O kolay olmaz. Evet, o kadar sağlam bir sisteme bağlanmıştır ki aynı şey hakimler ve savcılar için de oluşturulmalıdır. Aynı objektif kurallar onlar için de konulmalıdır. Aynı sistem onlar için de yapılmalıdır. O zaman bu problem tamamen gündemden kalkmış olur. Yoksa mesela bir anda yüksek mahkemelere yüzlerce üye seçildi. Yüzlerce. Halbuki hukukun genel kuralı şudur. Yüksek mahkemelere üye azar azar seçilir ki mahkemenin genel insicamı ve yerleşik içtihatları kolay kolay bozulmasın. Bozulacaksa, bir gelenek oluşsun anlamında. Tabii bozulacaksa bu hukuk zemininde tartışılarak bozulsun. Yoksa bir siyasi görüşle şununla bununla ortalık alt üst olmasın. Dünyanın hiçbir modern ve demokratik ülkesinde bir anda yüksek mahkemenin sayısının iki misle çıkartıldığı ve bu iki misli üyenin de iktidarın çıkarttığı bir kanunla değiştirilen HSYK tarafından gerçekleştirildiği görülmemiştir. Bizde bu görülüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yine altyapı. Çünkü eğer demokratik sistemi benimsemiş bir toplum gerekli hukuk kültürünü, her vatandaşın bir hukuk kültürü olmalıdır. Demokratik kültürü almış bir toplum, yerleşik bir düzendeki toplum yaratabilirsek o zaman bunlar zaten mümkün olmaz. Bizim bütün sıkıntımız göçebe düzenden yerleşik düzene geçememiş oluşumuzdur. Yerleşik kültüre. Evet, ama çok enteresan bir örnek verdiniz. Noterlik sistemini örnek verdiniz. Evet. Bu geçilen birimler var. Üç kişi sessiz sessiz yapmış bunu tarihimizde. Evet. Evet, geçilen birimler var yani sistemimizde. Tabii, onu görmüş tabii oluyoruz.
olması gerekeni nitelerken onun gibi bir sistem oluşturulmalı diyorsunuz. Böylece güvenceye de ihtiyaç duymaz. Zaten tabii. Sistem kendi kendini korur anlamında. Çok enteresan hakikaten söyledikleriniz ama yaşadıklarımıza da çok yakın değil. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde süren bir süreç var CHP'nin başvurusuyla. Evet. Ve var olan bir sistem var. Bu sistemin açıkları nelerdir acaba? Anayasa Mahkemesi'de CHP'nin ilk başvurusu reddedilmeye zaten mahkumdu. Birden heyecanlandılar. Cumhurbaşkanı imzalamadan kanunu iptaline başvurdular ki o benim hukuki görüşüme göre mümkün değil. Çünkü henüz kanun sayılması talep edilmişti. Yasalaşmamış daha önce. Cumhurbaşkanı imzalayacak ki yasalaşmış olsun. Yasalaşmamış bir kanun aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Evet. Ama şu anda tabii ki anayasaya aykırı. Yani çok bakımlardan aykırı anayasaya. O bakımdan da Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilebilir diye düşünüyorum. Edilmeyebilir de. Fakat dediğim gibi esas da önemli bir değişiklik olmaz. Evet. Yani başa dönüyorum. Bir hakimi ha HSYK başkanına bağlamışsınız, ha başbakana bağlamışsınız. Çok bir şey fark etmez. Hatta öbüründe 15 kişiyi dolaşması gerekir derdini anlatmak için. Bu tarafta belki bir kişiye gidip derdini anlatırsa daha pratik olur. Yani evet. İlkesel olarak tekrar, bir şey değişmez. İnsanı insana bağlamayacaksınız. İnsanı insana bağlamayacaksınız. İnsanı insana bağladıktan sonra güvence temin edemezsiniz. Bana bir yüksek mahkemenin çok önde gelen kişisi gelip filan kişiyi danıştay üyesi seçmeme rica etmişti. Dedim ki çok genç daha abileri var, ablaları var, önünde bir sürü kişi var. Ama dedi ben evde dedi gün yaptığımda dedi çok güzel pasta börek yapıyor getiriyor dedi. Misafirimlerle ilgileniyor dedi. Ne olur dedi işte dedi danıştay yerine seçelim de dedi. Hep burada kalır dedi bana yardım eder dedi. Bakın bunu kriter bu. bunu başbakan dese bakan dese yani onu rezil ederiz. Bunu Yüksek Mahkeme Başkanı söyleyebiliyor. Evet, uzun yıllar önce oldu bu. Türkiye hepsi emekli bunları oldular. Hepsi belki hakkın rahmetine kavuştu, geçti, gitti yani. Ama bu böyle. Evet. Yanlışlıkla seçilen kişiler vardır isim benzerliğinden. Evet. Yani biz bunları yaşadık da şimdikiler onun için oynayabiliyorlar bu sistemle. Sağlam bir sistem biz kurmuş olsaydık kolay kolay oynanamazdı. Evet zaten genel olarak 10 yıllık iktidarlığı döneminde AKP iktidarı var olan tartışmaların üzerinden, var olan sistem bozukluklarının üzerinden ben sistemi düzeltiyorum diye yola çıkıp sistemi daha tuhaf hale getirdi. Bu var olan şu anki HSYK düzenlemesinin tartışılacak kısımları nelerdir acaba? Şeyi söylüyorsunuz, başbakana da bağlansa, HSYK başkanına da bağlansa değişmez. Biraz daha detay alalım. Bir kere detay şu. HSYK mutlaka yatay olarak değil dikey olarak oluşturulmalıdır. Yani hakimlere bakan daire ayrı, savcılara bakan daire ayrı, idari yargı hakimle savcılara bakan daire ayrı olmalıdır. Birinci sistem bu. Çünkü ömründe bir gün savcılık yapmamış bir hakim veya bir gün hakimlik yapmamış bir savcının gelip de bir hakimin faaliyetlerini, kararını değerlendirmesi veya bir savcının çalışmalarını değerlendirilmesi de çok objektif ve çok isabetli olamaz. Bir insan bir mesleği yapmalıdır. Ondan sonra da gelip daha genç meslektaşları hakkında karar verebilmelidir. Bu bakımdan hakimlerle ilgili ayrı daire, savcılarla ilgili ayrı daire, idari yargı hakim ve savcılarla ilgili de ayrı daire oluşmalıdır. Evet. Ben Yargıtay'a seçildiğimde beni 3. ceza dairesine vermişlerdi. Sonra genel sekreterliğe Sami Selçuk Bey başkan olduğunda beni atadı seçti. 3. ceza dairesi orman suçlarına bakıyordu. Ve ben 40 yıl başsavcılık yaptım. Hayatımda orman kanunu okumamışım. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben, o ömrümde bir orman suçu hakkında karar vermemiş bir kişiyim. Ve orman suçları hakkında karar veren hakimlerin kararlarını inceleyeceğim, beğenmezsem bozacağım. Yani bu yanlış bir sistem bu. Evet. O bakımdan evvela dikey ve ihtisaslaşmaya ağırlık veren bir düzenleme olmalıdır HSYK'da. İkincisi daire başkanlarını kendi üyeleri seçmelidir. Üçüncüsü yedek üye kavramı olmamalıdır. Bir dairenin kararına karşı itiraz 3 dairenin birleşmesiyle incelenmelidir ve daire çalışmalarına Adalet Bakanı katılmamalıdır.
Yani daireler kendi aralarında toplanıp karar vermelidirler. Adalet Bakanı ben istediğim zaman istediğim dairenin başında toplantıya katılacağım diyememelidir. Ancak bir itiraz halinde genel kurula başkanlık edebilir. Bir de tabii adalet müfettişleri konusu var. Müfettişler bakana mı bağlanacak, HSYK'ya mı bağlanacak? Bu uzun zaman bu tartışma yıllar evvel de yapılırdı. Efendim bir zamanlar Adalet Bakanlığı çok ciddi bir bakanlıktı. Adalet Bakanlığı'nda deve dişi gibi adamlar vardı. Biz çocuktuk o zaman. O müfettişler, genel müdürler bakanlara kafa tutarlardı. Olmaz beyefendi derlerdi. Yani Allah selamet versin Sabahattin Okutan Bey, Adalet Bakanlığı müsteşarıydı. Ben şimdi hatırlıyorum. Çok defa bakana olmaz demiştir. Evet. Muammer Yula Bey, müsteşar yardımcısı. Olmaz beyefendi demiştir. Zaten adam olmaz beyefendi deyince bakan çekinirdi. Yani böyle deve dişi gibi adamlar vardı. Ve Yargıtay üyeliğine seçimler 27 Mayıs'tan önce bakanın başkanlığında müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerden oluşan bir encümence yapılırdı. İnanın en isabetli seçimler, en objektif seçimler ve en değerli insanların seçildiği seçimler o kurullarda oluşmuştur. Ama kriterler... İnsan kalitesi. İnsan kalitesi önemli olan. Rozet değil. Parti rozeti değil. Veya siyasetçi olup olmaması değil. İnsan kalitesi önemli olan. Böyle seçilirdi. O zamanki adalet müfettişleri de böyleydi. Bir adalet müfettişine, adalet bakanı git bu adamı ye diyecek. Böyle bir şey düşünülemezdi bile. Tasavvur dahi edilemezdi böyle bir şey. Bu bir kültür meselesidir. Bu kültürü bozdunuz mu? Bu kültürü bozduktan sonra adalet müfettişine ha adalet bakanına bağlamışsınız, ha SK'ya bağlamışsınız yani. Efendim, ya o diyecek git bu adamı ye diye, ya öbürü diyecek veya yeme diyecek. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan bir kere meseleyi kökünden alıp kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli insanları iş başına getirmek. Belki ondan sonra güvenceye bile ihtiyaç olmaz. Bu kaliteyi olmaz. De bulmak için o kriterlere ihtiyaç var, evet, diyorsunuz. Evet, o kriterlere ihtiyaç var. O kriterlere ihtiyaç var. Yani hakim oturacak, ben yükselmem için ne yapmam lazım? Ha, master yapmam lazım. Kitap yazmam lazım. Şu dosyalara daha özen gösterip mutlaka isabetli karar vermem lazım. Taşraya gidip mahrumiyet bölgesinde 5 sene çalışmam lazım puanımı yükseltmek için. Bunları düşünecek. Yoksa acaba hangi bakana söylesem benim derdimi daha rahat dinler? Ya da HSYK'da bana yakın olan kimdir diye düşünmez. Demin söylediklerimi düşünür. Bu da hakimlik onuruna daha çok yakışır. Evet, eğer objektif puan sistemi getirirse. Özlük kalitesini de yükselten tabii bir durum bu. Ama şu anki yapıda iyi isterseniz biraz da konuşalım. Tabii, konuşalım. Siyasi tartışmalarla yaşıyoruz konuşalım. Biz. İşte hangi cemaate mensup, işte hangi partiye mensup, hangi mezhebe mensup gibi kriterler var şimdi gördüğümüz kadarıyla. Yani yaşadığımız şey aslında AKP cemaat savaşının içerisinde cemaatten HSK'yı kurtarması AKP'nin bir anlamda, değil mi? O taraftan baktığımız, evet, zaman böyle tablo bir mücadele. Bu. Tablo bu. Evet. Peki bu tabloya niye kim sebep oldu? Bu tabloya biz sebep olduk. Yani 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 2013'te efendim kaç sene oluyor? 80 sene mi oluyor? Evet. 80-90 yıl ondan sonra bu devletin en önemli mevkilerinde bulunan asker, sivil, yargıç, bürokrat, siyasetçi efendim %90'ının Atatürk rozeti taşıdığı bir topluluk demek ki uyumuş, hiçbir şey yapmamış ki bir anda bir başka görüş gelebiliyor ve Türkiye'nin bütün organlarını ve erklerini rahatlıkla kendine bağlayabiliyor. Burada bir takım kişilerin de kabahati kendilerinde aramaları, acaba biz nerede hata yaptık yani demeleri gerekir. Yani sistemi de bozan tabii, biziz bu arada tabii, diyorsunuz. Nerede yani hata yaptık demeleri gerekir. Evet. Öz eleştiri yapmak lazım. Bu tabii sistemi biz bozduk. Tabii. AKP'ye tabii sadece mal tabii etmeyelim diyorsunuz. Tabii. Tabii. Nerede hata yapıldı peki size göre? Bir küçük anekdot size sunayım. Bir sitede oturuyoruz. Sitemizin sokaklarına ki belediyenin sokağı oralarda fener lazım efendim. Biraz da şık ve iyi fenerler olmasını istiyorum. Bir CHP'li ilçe belediye başkanı arkadaşıma rica ettim.
Hay hay sayın müsteşarım dedi, telefon açtı. Altındaki müdür efendim elimizde yok dedi, var ama oraya takamayız dedi, orası büyük şehre mi girer küçük şehre mi girer dedi, biz sizi arayacağız dedi ve dört tane feneri, bakın bunu dinleyenlerin lütfen bunu algılamalarını istiyorum. Koskoca bir Ankara'daki ilçe belediye başkanı 4 feneri bizim sokağa gönderip takamadı ki bu onun görevi de aynı zamanda. Ben de AKP'li olan tanıdığım genç bir başka ilçenin daha uzak Ankara'nın dışında varışlarında ilçenin belediye başkanına gittim. Ondan sonra dedim ki ya bizim siteye dedim fener yok, bir iki tane fener gönder emniniz olur efendim dedi. Telefon açtı aşağıya, derhal dedi Uğur abim gelmiş dedi, o sokakta fener yokmuş dedi. Oraya fener göndereceksiniz dedi. Bak abim gitmeden dedi fenerler takılmış olsun dedi. Evet. Aşağıdan dediler ki efendim bir şu rengi var bir bu rengi var. Hangi rengi arzu edersiniz dedi. O hangisi olursa olur dedim. Hangisi olursa olurmuş iyisinden gönder dedi. Evet. Aşağıdaki efendim orası olmaz da olmaz da diyemiyor. Böyle bir disiplin var. Çıkarken de bana kartını verdi. Bak dedi sayın genel sekreterim dedi. Cebimi de yazdım dedi. Gece gündüz bir emrin bir isteğin olursa beni ara dedi. Bu kimlerin neden kazandığını ve kimlerin neden kaybettiğini gösteren bir örnek ve olaydır. İsteyen bundan dersini alabilir. Evet. Uğur İbrahim Hakkıoğlu çok enteresan bir örnek vererek aslında nerede hata yaptığımıza da işaret ediyor. Nasıl düzelteceğimizi hep konuştuk. Nerede hata yaptığımızı da daha iyi anlayalım ki nasıl düzeltmemiz gerektiğini de daha iyi anlamış olalım diyerek sözü toparlamak adına efendim biraz daha bize nerede hata yaptığını tarif eder misiniz? Hata mı denir yoksa bir tercih midir bu bilemiyorum ama bir önce şunu söyleyeyim, bir Kızılderili atasözü vardır hakimlere, der ki birisi hakkında hüküm vermeden önce 3 ay onun makosenleriyle dolaş. Yani evvela halkın içine girmek, halkın sıkıntılarını bilmek, halkın dertlerini anlamak, bazı şeyleri hangi şartlarda, hangi olumsuz koşullar altında yapmak zorunda olduğunu bilmek insanların doğru karar vermesini temin eder. Biz ise maalesef belli eğitim seviyesinden gelerek ve çok fazla da halkla, halkın sıkıntılarıyla haşır neşir olmadan belli makamlara oturarak onları yönetmeye çalıştık ve onlar hakkında karar vermeye çalıştık. O bakımdan da bu kararlarımız zaman zaman sağlıksız sonuçlara müncer oldu. Birincisi bu. İkincisi adalet sadece yargıda olmaz. Her sahada adalete önem vermek gerekir ve bu biraz da vicdanla ilgili bir şeydir. Mesela şu anda Türkiye'de özel sektörde esnaf, tüccar neredeyse kazancının %50'sini vergi vermek zorunda. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Adalet duygusu sadece yargıyla olmaz diyorsunuz. Bu resmen vergi kaçır demektir yani. Nitekim kaçırıyorlar da. Evet. %50 vergi isterim demek bana vergi verme, vergi kaçır demektir. Yıllardan beri böyle oldu. Yani tüccar elbette ki devletine vergi verecek. Devleti onu koruyor. Polisi var, jandarması var, masrafı var, şusu var. Bunun bir dünya standardı var. Bunun bir standardı var. Bunun bir standardı var. Biz seninle ortak mıyız kardeşim? Hani ben bugün 100 lira kazandım bu ay. Gelecek ay bu 100 lirayı kazanamazsam benim personel masrafımı, suyumu, elektriği bilmem neyi sen mi karşılayacaksın? Yani o bakımdan vergilerin makul oranlarda olması bir adalettir bu efendim. Ondan sonra askerlik hizmeti mesela şimdi bu konuda da bazı görüşlerim var. Askerlik vatandaşın askerlik görevi, vatan hizmeti vatan topluca bir saldırıya uğradığı, bir topyekün savaşa maruz kalındığı, ülke topraklarının korunması gerektiği zaman herkesin eline silahı alıp görev yapması demektir. Ama ülkenin bir köşesinde bir terör örgütü oluşmuşsa o terör örgütüyle mücadele görevi o ülkenin maaşlı profesyonel askerine, profesyonel polisine, profesyonel güvenlik kuvvetine aittir. Bir ay önce eline silah alan çocuklara değil. Yani şimdi bir ay önce elde silah alıyor, ondan sonra yürü diyor. Peki yürüyeceğim de nereye yürüyeceğim? Türkiye'ye saldıran bir düşman yok.
Herhangi bir devletle harp halinde değiliz. Bir terör örgütüyle bir silahlı çatışma var. Terör örgütüyle silahlı mücadeleyi devlet kendi profesyonel askeriyle, profesyonel polisiyle yapar. Demin söylediğim %50 vergiler bunun için toplanıyor. Peki adam demez mi? Ben oğlumu yetiştirdim, okuttum, büyüttüm. Benim oğlum mühendis olacak. Benim oğlum avukat olacak, doktor olacak. Sen benim oğluma tüfeği verdin. 6 ay eğitim gösterdin. Ömründe görmediği soğuklarda veya sıcaklarda, ömründe görmediği dağlarda tamamen profesyonelce yetişmiş bir terör örgütüyle savaşmaya mecbur kıldın. Evet. Bakın burada, bu da bir adaletsizlik. Hı hı. Bu da bir adaletsizlik. Onun için devletin mutlaka bu konuda savaşacak veya silahlı müdahalesini yapabilecek profesyonel bir örgütünün olması gerekiyor. İşin özü adalet duygusunu toplumda sağlamak. Bu da bir adalet meselesidir. Ha tabii ki o şehide de yanarız. O şehide de acırız ve acıyoruz. Ama netice itibariyle o şehidimiz tercihini böyle yapmıştır. Bunu meslek olarak seçmiştir. Tam da burada ben evet. Hani konu evet burası da enteresan bir perspektif açıyorsunuz adalet duygusu için ama Türkiye o kadar güncelde de o kadar farklı şeyler konuşuyor ki ayakkabı kutularındaki dolarlar, işte evlerdeki kasalar, odalardaki kasalar, işte telefon kayıtlarındaki iddialar ama tahliye edilen şüpheliler, bakan çocukları vesaireler görüyoruz. Örneğin bugün haberlerde vardı. İran'da Babek Zeccani, Sarraf'la bağlantılı kişinin tutukluluk süresi uzatılıyor. Türkiye'de Sarraf tahliye edilebiliyor. Ki tehdit ettiği ifade edilmişti. Başka isimler açıklayacağını. Şimdi Semra Hanım, adalet duygusu burada evet. Nerede? Onu sormak şimdi istiyorum. Şimdi olay yargı sürecinde olduğu için herhangi bir beyanda bulunmam burada hoş karşılanmaz. O bakımdan yargı süreci devam ederken bakın Anayasa Mahkemesi de öyle değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki incelemelerde her vatandaş görüşünü açıklayabilir. Orada bir sakınca yok. Ama adli yargıdaki bir süreçte bir beyanda bulunmak pek hoş olmaz. Dosyayı biliyor musunuz derler insana. Ancak şu var, bildiğim şu var. Bu iddialar dahi hiçbir zaman demokratik bir toplumda düşünülmesi mümkün olmayan şeylerdir. Ve buna karşı tavır alması gereken bir takım sivil toplum kuruluşları vardır, bir takım bağımsız devlet kurumları vardır. Ama biz bunların hiçbirinin herhangi bir hareketini maalesef görmüyoruz. Tabii hoş şeyler değil bunlar. Efendim, eskiden buzdolapları benim çocukluğumda salona konurdu. Çünkü çok önemli bir şeydi buzdolabı ve bir seviye meselesiydi, bir statü meselesiydi. Bir kimsenin evinde buzdolabı olması onun çok üst düzey bir sınıfa mensup olduğunu gösterirdi. O bakımdan da buzdolapları salona koyduk ki gelen giden misafirler aa bu adamın buzdolabı var desinler, hayran kalsınlar bize diye. Buzdolapları bir 5-6 sene sonra mutfağa geçmiştir yani. Türkiye'ye gelişinden 5-6 sene sonra mutfağa geçmiştir. Hep salonun baş köşesinde dururdu. Şimdi artık salonun baş köşesine bir para sayma makinesi alıp koymamız gerekir diye düşünüyorum. Bir statü göstergesi olarak. Ulan adamın evinde para sayma makinesi var ya. Abla üst düzey bir adam diye. O bakımdan bunlar da gelip geçer. Bunlar bir modadır efendim. Kıyafetler modadır, tipler modadır. Yeni tipler oluştu. Yeni iş adamlı tipleri oluştu. Bizim çok garipsediğimiz, çok tuhaf karşıladığımız. Para bankalarda değil, evlerdeki kasalarda. Evet yani efendim. Demek ki evler daha güvenceli bankalardan. o bakımdan. Bunlar da gelip geçer. Bunların hepsi bir modadır. Ama bence burada muhalefetten çok iktidara çok önemli görevler düşüyor. Çünkü muhalefet bir şey yapma iktidarında değildir. İktidar, bana göre şu andaki iktidar başını iki elinin arasına alıp ben nerede hata yaptım deyip tekrar ülkeyi herkesin güvenebileceği adil kurallarla yönetilecek bir anayasaya, bir yargı bağımsızlığına ve bir temiz topluma kavuştursa ki bu iktidarların elindedir her zaman hem kendisine büyük bir iyilik yapmış olur hem de Türkiye'ye büyük bir iyilik yapmış olur. Ama maalesef biz böyle bir iradeyi göremiyoruz. Tam aksine ben ne kadar daha güçlü olurum ve karşımdakileri ne kadar daha çok ezebilirim düşüncesi en küçükten en büyüğe kadar her iktidar mensubunun elinde. Evet maalesef Türkiye'nin yaşadığı da bu kapışma, bu evet. Kör dövüşü herhalde.
Süremizin sonuna geldik. Sayın İbrahim Hakkıoğlu, analizleriniz Türkiye için, yorumlarınız değerli. Önümüzdeki süreçte Türkiye seçim havasında, seçim atmosferinde, gerilimli bir atmosferde. Dileriz ki bu doğruları kendisi için doğruları bulabilecek İnşallah. Bir ortama kavuşabilsin. İnşallah. Karamsar mısınız, iyimser misiniz bu anlamda bulabileceğini düşünüyor musunuz? Yakın gelecek için karamsarım. Ama uzak gelecekte, uzak vadede, hatta orta vadede asla karamsar değilim. Bu millet hep susmuş oturmuş. Ondan sonra her şeyini kaybettikten sonra bir kurtuluş savaşı yapmıştır. Ve bir yepyeni tertemiz pırıl pırıl bir devlet meydana getirmiştir. Bununla asla iktidarın şu anda çok efendim zararlı olduğu düşüncesinde değilim, faydalı olduğu düşüncesinde de değilim. Ama millet de iktidar da aklını başına toplar da hatalarını görür, hatalarını düzeltirse mutlak surette bir aydınlığa kavuşmamız mukadderdir. Ve ister bunu yapsınlar ister yapmasınlar, kısa vadede değil ama orta vadede, uzun vadede Türk milleti mutlaka layık olduğu parlak bir düzene, rejime, statüye, demokratik bir ortama ve objektif kurallara kavuşacaktır. Evet, ama şu an için işte tartışıyoruz. Türkiye'nin yargı bağımsızlığı yok dedik. Anayasaya aykırı dedik. AKP'nin yaptığı bu düzenleme, HSYK düzenlemesi düzleminde özellikle ağırlıklı olarak konuştuk. Ve Türkiye'deki adalet duygusunun bütün geniş anlamda topluma yansıması noktasında eksikleri de ifade etti Sayın İbrahim Hakkıoğlu. Sevgili izleyiciler, adalet duygusunun yerleştiği, yargı bağımsızlığının olduğu bir Türkiye yaşamak dileğiyle diyoruz bugünkü programı kapatırken. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte görüşeceğiz.